ama garip olan şu, burada 30-40 metre derinliğe kadar üstten akar, 40 metreden sonra alttan tersine akar Karadeniz'e. Evet, evet. Boğaz'da böyle şu şekilde tip akıyor, böyle akıyor. Buradan Ege'ye akıyor. Yana gelin, geri yapın. Şöyle gelin. Çanakkale savaşları deyince, hanımlar, beyler, Çanakkale savaşları deyince hemen aklınıza 18 Mart geliyor, değil mi? Bakın, 18 Mart'ta, 17 Mart'ta gelip zırt diye hemen 18 Mart'ta saldırmadılar. Şunu söyleyeyim. Tarih kitaplarında, rehberlerden, programlarda hep Birinci Dünya Savaşı'nı nasıl çıktı, şöyle mi, böyle mi duyuyorsunuz. Şunu söyleyeyim ben özet olarak. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'yı ve İslamiyet'i yok etmek için Vatikan tarafından hazırlanmış bir tezgahtır. Çıkış sebebi şöyleymiş, böyleymiş. Şimdi dikkat edin. İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya çarpıştı. Kabak kimin başına patladı? Kim yıkıldı? Kim yok edildi? Osmanlı. Kim işgal edildi? Osmanlı. Kim İstiklal Harbi mücadelesi verdi? Yeni bir devlet kurmak zorunda kaldı? Osmanlı. Öbürkülerin hiçbirine bir şey olmadı. Efendim, Avusturya Velihat Prensi öldürülmüş de bir Sırplı tarafından. Bize ne? Oyun. Bakın nasıl oyun. Şimdi tezgahı şöyle aralayalım. Savaş kokusunu alan Osmanlı uyumuyor. Vatan savunması için, Osmanlı'yı ve İslamiyet'i savunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İngilizler teknolojiyi yakalamışlar. Biz Sultan Osman ve Reşadiye isimli iki tane gemi sipariş vermiştik onlara. Ve parasını da 8 milyon altın olarak peşin vermiştik. Tık para. Osmanlı'nın bütçesi zaten 30 milyon altın. Bütçe falan kalmamış. Para yok. Ama halktan toplamışlar şöyle böyle 8 milyon altın İngilizlere vermişler. Gemiler yapılmış. İngilizler gemileri bitiriyor. Bizim heyetimiz almaya gidiyor. İngilizler gemileri vermiyor. Özür dileriz sör diyorlar. Savaş çıkacak bize lazım. Para? Para da yok. Şu anda maddi durumumuz müsait değil. Ne olacak? Yapılacak bir şey yok. Hani şey onların lisanı. I am sorry. Özür dileriz diyorlar. Veremeyiz. Ve bizimkiler kös kös geri dönüyor. Bizim paramızla kendilerine gemi yapıyor İngilizler. Şimdi Enver Paşa 36 yaşında saray damadı. Biraz çok affedersiniz hamasi, heyecanlı, biraz da züppe, böyle kendini beğenmiş. Hayalperest, olmadık olmadık hayaller kuruyor. Kafkaslara yeni bir Türk devleti kurma hayali var falan böyle. Uçuyor havalarda. 36 yaşında da saray damadı olup genelkurmay başkanı oluyor mu? Aynı zamanda bir de Almanlara hayran mı? Alman hayranı kendisi. Aşırı derecede. Bunu fırsat biliyor Vatikan. Ne yapıyor? Hemen iki tane Alman gemisi Boğaz'dan giriş yapıyor. Efendim neymiş? İngiliz ve Fransız donanmalarının önünden kaçıyorlarmış. Enver Paşa da hemen zıplıyor. Mal bulmuş mağribi gibi. Ben bu gemileri satın aldım diyor. Alamadığımız iki İngiliz gemisinin yerine tak Osmanlı sancağını dikiyor. Amiral Şuson ve bütün askerler Alman. Kafalarına bir fes giydiriyoruz. Osmanlı askeri oluyor Almanlar. 20-25 gün sonra 28 Ekim. Bakın tarihlere. 28 Ekim'de Enver Paşa emir veriyor. Bakın. Hiç alakamız yok. Git Rus sınırlarını Sivastopol'u bombala, Rus gemilerini batır. Bizim Yavuz ve Midilli çıkıyor Karadeniz'e. Rusya'ya veriyor bombayı. 15 tane Rus gemisini batırıyor. Rusya ne oluyor diyor birader. Biz otomatik Modoslama, Birinci Dünya Savaşı'na küt diye giriyoruz. Hiç alakamız olmadığı halde. 8 cephede çarpışıyoruz. 9. cephe açılıyor. Hiç işimiz olmadığı halde. Zaten oyun olduğu şuradan belli. Alman donanmalarını güya sözüm ona takip eden 230 parça ve Fransız gemisi Dimli, Bozcaada ve Gökçeada açıklarına gelip demirliyor. Nedir? Kendilerine
düşecek vazifeyi bekliyorlar. Kendilerine sıranın gelmesini bekliyorlar. Tezgah tıkır tıkır işliyor. Savaşa girdik Birinci Dünya Savaşı'na. Tarih 3 Kasım 1914. 28 Ekim'de Rusya'yı bombalıyoruz. 3 Kasım 1914'te müttefik donanması bizi bombalıyor. Bakın, Çanakkale ilk bombardıman, gemiler Ege'den bu mıntıkadan, bu güzergahtan giriş yapıyor. Fakat asla ve asla bu noktaya kadar gelemiyorlar. 3 Kasım'da Seddülbahir Kalesi isabet alıyor. Oradaki cephaneliğimiz infilak ediyor. 360 top mermisi, onlarca ton barut ve 81 asker, 5 subayımız orada şehit oluyor. Çanakkale'nin ilk şehitleri bunlar. 18 Mart'ta daha çok var. İkinci bombardıman 19 Şubat, ikinci bombardıman 25 Şubat 1915. Çanakkale yanıyor. Çanakkale cayır cayır yanıyor, iki taraflı. Burada şehitlik, anı, tabya adına ne varsa gezeceğimiz, karşıda birebir hepsi mevcut. Şehidimiz, anıtımız, şehitliğimiz, her şeyimiz. İki taraflı mücadele. Şimdi gemiler giriyorlar. Sancak Alaban'da sağdan dönüyorlar. Zabitlerimiz bunları istiyor. Günlük raporlar, saatlik raporlar tutuluyor. Müstakbel mevki komutanı Cevat Paşa'ya gidiyor. Cevat Paşa'nın 3 Kasım, 19 Şubat, 25 Şubat'ta beyni zonkluyor. Günlerce gece uykuları sabır. Ne yapsam da bu gemilerin geçişlerini engellesem. Buraya kadar gelemiyorlar çünkü Osmanlı uyumuyor dedik. Nara burnunda karşıdaki tepe burnuna kadar şu gördüğünüz boğaz 276 mayınla mayınlanmış. 11 hat mayınlamış. Gemiler, garip olan şu, İngiliz, Fransız keşif uçakları, denizaltıları, mayın tarama gemileri bu mayınların yerlerini avucunun içi gibi biliyor. Koordinatlarını almışlar. Nerede mayın var? Biliyorlar, tutulmuyorlar. Oraya kadar geliyorlar, oradan dönüyorlar. Bir alan var, orada harmanlıyorlar. Cevat Paşa düşünüyor, ne yapsam? Olacak bu ya. 7 Mart gecesi, gece yarısı, rivayet odur ki rüyasında Efendimiz'i görür. Talimatı alır. Der ki evladım, elindeki son 26 mayını karanlık koya dök. Kanter içinde uyanır. Aradığı cevabı bulmuştur. Sorunun cevabını. Günlerce uykusunu kaçıran. Hemen Binbaşı Nazmi'yi çağırır. Gece 3. Mayın grup komutanı Binbaşı Nazmi gelir. Emredin kumandanım. Kaç mayın var oğlum elinde? 26 mayın. Onları bugün hazırlıyorsun. 8 Mart gecesi gece yarısı. Önümüzdeki gece karanlık koya döküyorsun. Emir alınmıştır, hazırlık yapılır. Yüzbaşı Hakkı kalp rahatsızdır. Ağır derecede kalp rahatsızdır. Nusrat Mayı'nın komutanı. Buna rağmen o sefere katılır. Binbaşı Nazmi istemez, ben varım evladım der. Sen izin misin, git tedavi ol. Hayır kumandanım, ölürsem orada öleyim. O mayınları Dünya Savaş tarihinde bir ilktir ve tektir. Kıyıya paralel olarak o mayınlar yüzer metre aralıkla dökülür. İşin orijinalliği burada başlıyor. 276 mayını avucunun içi gibi bilen düşman donanması 26 mayını 10 gün süre zarfında orada göremez, duyamaz, hissedemez, bulamaz. Vızır vızır dolaşırlar. Keşif uçakları, denizaltılar, mayın taramalar, o 26 mayın orada ilahi bir güç tarafından saklanır. Farkına varamazlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Fransız keşif uçakları komutanı Yüzbaşı Keprat, o 26 mayın kendilerine savaşı kaybettirdiği için babası tarafından asılır. Amiral Keprat Fransız donanmasında komutandır. Oğluna der ki Fransa'da, Allah senin belanı versin. 10 gün boyunca uçağınla o mayınların üstünde uçtun. Vızır vızır o mayınları orada tespit edemedin. Savaşı bize kaybettirdin. Senin gibi evlata lanet olsun ve eliyle divan-ı harpte yargılayıp kendi oğlunu alır. Bu kadar kin ve nefret doldu bize karşı. Evet, 18 Mart günü bizim toplumuz mesafe, menzil kısa olduğu için susar, bekler, susar. Avını bekleyen leopar gibi böyle 6.30'da gemiler giriş yapar. Saat 10.30-11'e kadar binlerce bomba yer kafasına, toplumuz susar. Tık yok. Der ki donanma demek ki temizledik, bitti. Fakat 11'de öyle bir ateş başlar ki arı kovanına döner ortalık. Tam böyle eşek arısı gibi sokarlar düşman donanmasını. Hiç beklemedikleri anda bu ve Irresistible Ocean batınca onlarca denizaltı, mayın tarama,
batınca o Amiral Derobek 18 Mart günü 5 çayını İstanbul'da içeceğiz kraliçem diye mesaj çeken Amiral Derobek saat 6'da bırakın ikinci çayını, donanmaya şöyle emir verir: kaçın canınızı kurtarın. Ve kaçarlar. 230 parça geminin 200'ü kimi batmış, kimi yaralı, kimi çekilerek gider, fakat oyun tezgah devam ediyor ya, 30 tane kadarı yine o zamanlar Osmanlı Rum vatandaşlarının adası olan İmroz ve Tenedos, yani Bozcaada ve Gözcaada. İki isimleri İmroz ve Tenedos. Onların önüne demirlerler. Oradaki Osmanlı Rum vatandaşlar bu İngiliz Fransız gemilerine yiyecek, içecek, yiyecek temin ederler. Evet, içimizdeki hainlerden çok çektik. Çekmeye devam ediyoruz. Evet, ama o zaman belliydi. İsmi Hristo'ydu, Yorgi'ydi, Alexander'dı vesaire vesaire. Bayrağı belliydi, kıyafeti belliydi. Şimdi maalesef isimleri Ali, Ahmet, Mehmet, Hatice, Hüseyin, Fatma karıştırıyorsunuz. Ermeni, Rum, Yahudi, Sabahat'a çıkıyor. Osmanlı torunu değil. Şimdi içimizdeler. İçimizdeki hainlerden çekmeye devam ediyoruz maalesef. Bu da işin ayrı bir veçesi. Ve 18 Mart bizim zaferimizle sonuçlanır. Bu deniz zaferimizdir. Ama gel gelelim, bu milletin belini kıran, bu milleti gençliğini elinden alan savaşlar 8,5 ay süren kara savaşlardır beyler. Bunu da ileriki şehitliklerde ve anıtlarda anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle inelim, arabamıza gidelim.